Siyasi bu kalemun Mahir Ünal'ın da dağları, kibri dağları geçmiş. Ömer Çelik'in de toplumda söyledikleri sözün bir karşılığının olmadığını sahada görüyoruz, tarlada görüyoruz, fabrikaların önlerinde, servislerinde görüyoruz, esnafın yüzünde, gençlerin isyanında görüyoruz. O yüzden bağırmaya, çağırmaya, hakarete devam etsinler. Kendisinde ne eksikse karşıya bunu söyleme, suçluların psikolojisindeki son çaredir. Son çare. Her şeyi denediler, olmadı. Son çare ne demiş? Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemi Nazi söylemiymiş. Ey Ömer Çelik, Nazi söyleminden bahsedeceksek, birileri Nazi ağzıyla konuşuyorsa o konuda vallahi elim güçlü. Senin elinde ne var aç bakalım. Ömer Çelik'e sorarlar. Tek devlet, tek millet. Tek lider Adolf Hitler. Tanıdık geldi mi? Bir Nazi benzetmesi yapacaksan iki kere düşün, üç kere yutkun. Neye takılacağını, neye geleceğini göreceksin. Torbadan çekelim tombala gibi. Çekelim bir tane. Birinci yüz günlük planda ne demişler? Hayvan hakları yasası. Kaçıncı günündeyiz? 949. İnanmayan saysın. Biz saydık. Bugün rejime kasteden anayasa değişikliğinden sonra 24 Haziran'da yapılan seçimlerle kurulan tek adam rejiminin 949. günü. İlk 100 günde hayvan hakları yasası çıkacaktı. Ne oldu? Hayvanın kolunu koparıyorlar. Adamın sandalyesinin bacağını kırmakla aynı ceza. Mal çünkü. Yıllardır uğraşıyoruz, çağırıyoruz, yok. Geçen de gençlerle bir Twitch yayınında söz verdim ben. CHP olarak bu çağrıda bulunacağız diye. Meclisten bu sözümü yerine getiriyorum. Gelin bu hayvan hakları yasasını çıkaralım. Neredesiniz? Geçen sene yılbaşı mesajında 2020'ye girerken Şentop ilk işimiz dedi. 2021'in ilk ayı bitiyor, daha bir şey yok. İlk 100 günlükte söz verdiler, 949 gündür yapmıyorlar. Yarın 950. gün. Hangi AKP arkadaşlar? Hangi AKP? PKK bayrağını taşımayı suç olmaktan biz çıkardık. Abdullah Öcalan posteri açmak artık suç değil diye övünen AKP mi muhatabımız? Bir ilçe binasında asılmasını tasvip etmediğimiz, doğru bulmadığımız görüntüleri yapıp ey buna CHP ne diyeceksin diyen AKP. Ben ne diyeyim ya? Siz kendiniz bunu suç olmaktan çıkarmışsınız. Efendime söyleyeyim, biz bir video çektik, buna ne diyeceksiniz? Ben yanlış buluyorum. Ben o posteri yanlış buluyorum ama AK Partililer doğru buluyor. Kanunu değiştirmişler suç olmasın diye. An itibariyle partiden bir kopuş, bir ayrılma yoktur. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir parti. Daha önce tartışmalarda da genel başkan da söyledi. Ben de teyiden tekrar etmiştim. Dün gerçekleşen de odur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Genel Başkan'a mektup yazarak, mektuba cevap vererek bir iletişime ihtiyaç yoktur. Bazı partilerde olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Genel Başkan'ın kapısı ardına kadar açıktır. Tüm milletvekillerimize, arkadaşlarımıza da kapı açık idi. Ve o açık kapıdan geldiler, kapıyı çaldılar, girdiler ve Sayın Genel Başkanımızla görüştüler. Bundan sonra da bu kapı ne bu üç milletvekilimize ne Cumhuriyet Halk Partisi'nde belli konularda görüş beyan etmek isteyen, farklı düşünen arkadaşlarımızın hiçbirisine kapanmadı ve kapanmayacaktır. Ben arkadaşlarımıza değer veriyorum, grubumuzun mensubu arkadaşlarımızı yitirmek, kaybetmek istemeyiz. Tabii bir gerçek var. Yani şöyle bir adaletsizlik veya eşitsizlikle de karşı karşıyayız. Durum şudur. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ikinci genel başkanı partiden kopmuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birinci başbakanı partiden kopmuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birinci cumhurbaşkanı partiden kopmuştur. Birinci cumhurbaşkanı yok, birinci başbakanı yok ve ikinci genel başkanı yok. Devam edelim. Partinin üçüncü başbakanı yoktur. Partinin ikinci genel başkanı yoktur.
şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nde geçmişte olup da şimdi devam edenler ihtiras tramvayının içinde olanlardır. Liyakatle değil sadakatle bir yere gelenlerdir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geçmişte bünyesinde bulundurduğu görece liyakatli kadroların tamamı ya da bu hareket bir erdemliler hareketi olarak doğdu diyenlerin tamamı yaşanan gelişmelerden sonra ya partiden kopmuşlardır ya da konuştular diye atılmışlardır. O yüzden hani terazinin dengesini kurarken birazcık AK Parti'deki kopuşlarda ne haber yaptık, ne kadar üstünde durduk, ne kadar dikkat çekti, hangisini son dakika verdik. Bakan gitti, 22 saat haber yapmadınız hanımefendi. Bakan gitti, 22 saat haber olmadı Türkiye'de. 2023'e kadar kapının önünde bekleyeceksin sabrın varsa. Ne demek bu? 2023'te yapılacak seçimde o kapıdan gireceksin demek. Seçim yapılana kadar kapının önünde beklemek. Kim bekler kapının önünde? Birazdan içeri girecek olan bekler. Nerede bekliyoruz? Kapının önünde bekliyoruz. Niye bekliyoruz? Seçim yapmadığı için. Yapsan olacak içeri gireceğiz. Kapının içine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetmek. Bilinçaltını okuyabiliyor musunuz? Yani Recep Tayyip Erdoğan çok net söyledi. Acelemiz yok. 2023'e kadar biz içerideyiz, kapının önünde bekleyeceksiniz. Doğru. 2023'te seçim yapıldıktan sonra sen kapının önüne koyacak millet seni ve hesap vermek için bekleyeceksin. Hesap soracağız. Siyaseten hesap soracağız. Hukuk önünde hesap soracağız. Biz bekleriz. Yapılacak bir erken seçime dünden hazırız, bugünden razıyız. Dünden razıyız, bugünden hazırız. Çok net. Erken seçim yapın. Biz buna dünden razıyız, bugünden hazırız. Ama yapmazsan sabrımız var, bekleriz. Günü geldiğinde biz içeri gireriz. Çünkü vatandaş kapının önüne seni koyacak. Kapının önünde yer yok artık. Kapının önünde sen duracaksın, Millet İttifakı içeri girecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.